Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Haşir. Haşirle alakalı tefekkür. Haşir böyle bir yer okumayacağım. Nasıl ki karşı taraftan etkilenip içine girip seni boyaladığı gibi. Yani dün Adem dersi gibi cümle cümle zikredeceğim. Mesela birisi sirayeti çok güçlü. Halit latifesi güçlü. Seni kendisine benzetmiş. Tesir almışsın. Hani diyoruz ya, çok etkilendim. Boyuyor seni. Artık onun gibi düşünüyorsun, onun gibi konuşuyorsun. Şimdi bu kim, yani realite, yani bu herhalde anladık bunu. Aynı bunun gibi de ahiret bizi etkilemiş. Etkilen nereden biliyoruz? Etkilenmişiz. Etkilenen olup etkilenen etkileyen olmasın. Etkilenen var, ben. Nasıl etkilenmişim? Beka istiyorum. Yani ebed istiyorum. İstemeyen yok. Bir anda her yerde olmak istiyorum. Buralar var mı yok mu bilmiyorum ama bende bu var. Hepimizde var. Bu ne yapmış? Öyle bir alem var ki bizi etkilemiş. Tesir etmiş. Öyle bir çekim yasası var ki pusula güneyi gösteriyor. Çekim olmasa çekilen de olmayacaktır. Çekilen varsa çeken vardır. Yani insanın fıtratı ahireti gösteriyor demek istiyorum. E eşittir mc karenin maddenin enerji maddeye döndürme hakikati süreçleri gibi. Mesela E eşittir nedir? Enerji eşittir. Şu enerji, şu nedir? Bunun kütlesi çarpı ışık hızının karesiyle orantılı. E eşittir mc kare. Yani donmuş enerjidir. Değil mi? Bu donmuş enerjidir. Şüphe var? Yok. Eritirseniz. Buz mesela. Eritirseniz su olur. Daha biraz da ileri gidersen buhar olur. Daha biraz da ileri gidersen H2O olur. İşte bu madde dediğimiz şu dünya aslında bir şeyin suretidir, köpüğüdür. Ustad buna tenteneli perde diyor. Yani odun mesela. Zahirde bize odun gözüküyor ama İçerisinde iki zıt yapının ifadelenişidir. Duman ve nur. Isı, ışık, detaylar hariç. Odunun içerisinde nur var diyemem. Duman var diyemem. Mesela bardağın içerisinde su var deyince bardak ayrı, su ayrı. Odunun içi yok. Odun olarak gözüken şey duman ve nurdur. İçi olsa odun ayrı, içi ayrı olurdu. Anlıyor musunuz? Dolayısıyla odundan kasıt dünyadır, nurdan kasıt cennettir, dumandan kasıt cehennemdir. Veya odundan kasıt bedendir, nurdan kasıt ruhtur, dumandan kasıt nefistir. Yani bu, niçin bu misali verdim, çok veriyorum. Yani bu bedene nefis nasıl konmuş? Oduna nasıl nur konmuşsa, hangi ilim ve teknolojiyle oduna bunu monta etmişse veya odun öyle gösteriyorsa bu bedene de ruhu böyle monta etmiş. Yani eşya birbirine dönüşüyor. Enerji, madde, madde, enerji. Bunda kesin. Mana, madde, madde, mana. Sima, ruh, ruh, sima. Simada gözüküyor. Ruhtaki simada gözüküyor. Simadan da ruha intikal ediyoruz. Dolayısıyla bu dünya hayatı bir odun gibidir, dışa vurmuştur, batından haber veriyor. Başka, hayatının içine manaları, resimleri, duyguları ve hisleri ve fikirleri soktuğun gibi, yani veciz yazmış haşiler,
Şimdi hayatın içine giren hiçbir şey hayatsız olamaz. Çünkü kanuna zıttır. Suya düşen ıslanır. Yok diyebilir misin? Nasıl olacak bu? Olmaz. Hayatın içine giren bir şey düşün ki hayatsızdır. Ruha giren bir şey düşünün ki ruhsuzdur. O zaman gözle, burunla, dille, elle, kulakla vesaire duygu ve azalarımızla baktıklarımız, dokunduklarımız, işittiklerimiz, yediklerimiz, kokladıklarımız, seyrettiklerimiz, düşündüklerimiz hep dikkat edin ruha giriyor. Ruhun içine giriyor, ruhlanacak o. Ya küçük bir yılan olacak diyor ustanın tabiriyle. Kafanı ve kalbini kemirecek veya nurani bir melek olacak. Sana ışık gösteren bir nur olacak, lamba olacak. İçeriye giren her şey ama her şey canlanıyor ve ruhlanıyor. ...150 milyon kilometre uzaklıktaki güneşin cama girmesi gibi. Yani ahiret dünyaya bedene nasıl girmişti anlatıyorum da. 150 milyon kilometre uzakta olan güneş cama nasıl girmişse, alim erbahtan da ruh da bedene böyle girmiştir. Bedene ruh nasıl girmişse, ahiret de ruha böyle girmiştir. Peki, aynanın içine güneş girmiş mi? Girmiş. Suret var. Suretin içine ısı yok mu? Işık yok mu? Ütroviyal ışınlar yok mu? Aynı şeyin içine nasıl girmiş? Bak mesela güneşten gelen foton. Aynaya giriyor. Ayna. Aynada nesi gözüküyor? Sureti. Biz biliriz ki suretinin içerisinde ışığı var. Aydınlatıyor ya. Işığın içinde ısısı yok mu? Dalga boyları yok mu? Aynı bunun gibi. Aynada kasıt bedendir. O güneşten kasıt, aynada gözüken güneşten kasıt ahirettir. Ötelerdir. Öteler, yani dünyamızdan 150 milyon kilometre uzakta ve 1 milyon 400 bin defa büyük olan güneş, elimizdeki küçük camın içine nasıl girmişse, nurani şeyler de, Allah da bizde böyledir, ahiret de bizde böyledir. Girmiş demeyeceğim de. Dünyamızdan, dikkat edin, ben söylüyorum, dünyamızdan 1 milyon 400 bin defa güneş büyük. Dünyaya değil, dünyanın içindeki ben değil, benim elimdeki aynaya nasıl girebilmişse, ahiret de benim ruhuma böyledir, Allah da ruhuma böyledir. Nasıl elimdeki cama maddedir, nurani olduğu için, güneş, ayna ise şeydir, parlaktır, canlı değildir, bak, ayna, canlı değildir, hayatlı değildir, latif değildir. Hayat ise, ruh ise canlıdır, ruhludur, latiftir. Peki cama güneş böyle girebiliyorsa, nur ve nurani olan hayata ve ruha Allah ve ahiret nasıl giremez? Düşünceler kafana nasıl giriyorsa, nasıl giriyor? Çekişte mi sokuyoruz? Bak bakalım kafana girme yöntemine bakın. Hiç kimin hatırına gelir? Kalbimde, ruhumda mana meylanı olacak. Meylan, meyil. Sonra niyet olacak. Sonra ruhla boyalanacak. Sonra kalbe inecek. Kalb ile boyalanacak. Sonra vicdana inecek. Vicdana boyalanacak. Sonra dimağa çıkacak. Sonra dimağdaki İtikada, iltizama, izana, tasdike, taakkula, tasavvura, tahayyüle, yani yukarıdan aşağı indim. Dimağın 7 mertebesinden geçecek, oradan da boyalanacak. Sonra tahayyülde kelam libası giyecek ve akciğere gelecek. Akciğerdeki havaya girecek. O hava da boğazdan çıkarken ses tellerinden geçecek. Ses telleri bir vuracak, alt yapacak, üst yapacak, delecek, matkap yapacak. İçerisindeki kalbi, ruhu, vicdanı taşıdığı
manaya, yapıya göre boğaz, ses tellerinde sese dönüştürülecek. Sonra gelecek, kulağına gelecek senin. Kulağından içeriye boşaltılacak. Benim hangi yolla dışarı çıkmışsa senin de ters yoldan öyle gidecek. Ondan sonra tahayyül, tasavvuruna, taakkülüne, tasdikine, izana, itizama dimağını yapılandıracak. Sonra vicdanına, kalbine, ruhuna gidecek. Ben o kelama ne kadar kendimi yüklemişsem, senin de oralarını, ben nerelerimi benim kelamım neyimi taşıyorsa, senin o taraflarını aktif edecek. İşte benim kelam senin içine nasıl giriyorsa, Allah da böyledir sana, ahirette böyledir. Ahiret nasıl girmiş sana? Meyille girmiş. Yani ister. Ahiret istemiyor musun? Beka istemiyor musun? Ölüm istemiyoruz. Ahiret, Allah'ı bilmeyenler bile ölmek istemezler. Kimse kanser olmak istemez. Herkes her yerde olmak ister. Her derdinin karşılanması. Öyle değil mi? Ha, bu istekler ahiretin kokusudur. Bunu bitirip sorunu alacağım. Mesela balık kokusu var. Balığı inkar edebilir misin? Ha, bizde de balık yerine ahiret düşün. Balığın kokusu da bizdeki beka arzusu gibi. Beka arzusu, ebed arzusu, balık kokusu nasıl balığa kesin delilse, bizdeki bu özellikler de ahirete böyle kesin delildir. Evet, alayım soru. Bu intihar edenler abi, zahiren mesela yokluğu istiyor gibi gözükürken, öbür taraflardan gelenleri elde gelip, yani onları burada arayıp bulamayınca. Evet. Yani bu bir bedeldir. Aşkı hakikiyi terk etmenin bedeli. Yani aşkı mecazı var ya. Yani mesela Allah'ı bulmayan neyi bulur? Başına bela bulur. İnsan iki şekilde intihar eder. Bir, mal için intihar eder. İflas etmiştir. Eline geçmemiştir. Veya aşık için aşk olmuştur. İkisinde de Allah'ı dolduramamaktan kaynaklanıyor. Mesela birisi mesela aşık oluyor. O Allah'ı sevemediği için Allah'ın gayrisini sevmenin bedelidir. Mal hastalığından intihar edenler ahirete iman edemediği için. Çünkü malların malı, malın varlığın kaynağı ahirettir. Ahirettir. Düşünebiliyor musun? Allah kimsenin bu kaosa sokmasın yani. Bir fabrika için, bir şey için, borcu için intihar ediyor. İntihar ediyor adam. Eğer esas mallar malı ahiret olduğunu, imanı bir ahiret onda hükmetseydi, mal derdi çekmezdi. Dikkat edin, mal hastası olanlar, mala düşkün olanlar, mal açı olanlar, ahirete inançları az olduğundandır. Ahirete. Dedin ya sen psikoloji tedavi, iman esaslarıyla tedavi edilebileceğini iddia eden tek sensin. Mesela sevdiklerimizin elimize geçmemesinden geçen buhran ve bunalımların çaresi Allah'tır. Allah'a imanını arttırırsan, sevdiklerini o sevesin diye o sevgiyi sana veren Allah onlardan daha sevimlidir. Bana bu sevgiyi veren, işte kızıdır, şudur, budur sevmeyi veren, onu sevesin diye bu sevgiyi veren zat ondan daha sevgilidir. İşte sevdiklerimizin elimize geçmemesinden buhran geçirmemizin sebebi, çaresi Allah'a iman arttırmayla mümkündür. O zaman uğruna ölmeyi istediğin şeyin hiç de uğruna ölünecek bir şey olmadıklarını anlarsın. Allah'a bulan neyi kaybeder? Allah'a bulmayan neyi bulur? Bulursa başına bela bulur. Ha işte bela. Allah'a iman sanki bir çocukla babasının arasındaki ilişkiye benziyor gibi biraz. Nasıl yani? Mesela baba küçük çocuğunu omuzuna alır. Çocuk hiç düşünmez yani babam niye bu yoldan gitti de öbür yoldan götürmedi beni diye. Ya. Çocuk bilir. Babam yani benim için en iyisini düşünür. Babam nereye gittiğini biliyor. Şuurlu yapıyor bu işi.
Demek ki burada bir kendinin bir kastı var ki buradan gidiyor, oradan gitmedi. Evet, aynen onun gibi. Hatta çok ilginçti, buna ait bir psikolojik cümlesi yazmıştım. Babanın çocuğuna karşı kızarken kızmanın içerisindeki sevgisi kefeye koy. Bak, paket kızmak. Kızarken içerisinde olan sevgi, çocuğun babasını severken sevginin içerisindeki sevgiden daha büyüktür. Bir daha söyleyeyim. Tekerleme olmasın. Çocuk babasını seviyor. Babasını sevmekten aldığı lezzeti kefeye koy. Çocuk babasını severken aldığı lezzeti kefeye koy, kantarın. Baba da çocuğuna kızarken, severken değil ha, kızarken kızmanın içerisinde şefkatinden zevk aldığını koy kefeye, babanınkisi fazladır. Artık sevgisini düşün. İşte böyle düşününce her şeyi aşıyorsun mesela. Onun için söyledim. Mesela bir başkası için aç durmazsın. Bu oruç tutuyoruz. Açlık elemi yok mu? Bunu bilmiyor mu Allah? Bu açlık elemini bilmiyor mu oruç tutulunca ne olacağını? Haşa, biliyor. Peki benim açlık elemimi o istiyor o zaman. Öyle değil mi? Aç ol diyor yani. Oruç tutarak aç ol. Yani yememe içmemeden hasıl olan bir elem var. Bunu Allah benden istiyor. O zaman benden istiyor düşüncesi o elem lezzeti inkılap eder. Allah istiyor bunu ya. Benden Allah istiyorsa eyvallah. Hani biraz önceki örnek gibi değil mi abi? Nasıl? Kızarken kızmanın içerisinde. İçisinde lezzet var. Mesela biber var ya biber. Acıdır ama ne yiyor peki? Lezzet var. Acının içinde lezzetin olduğu gibi. Baba kızıyor ama lezzet alıyor. Bir de baba kızıyor ama kızarken ona gösterdiği şefkati, sevgisini de ortaya koyuyor abi. Mesela ondan zaten lezzetlidir. Yani kızmak aslında lezzettir diyor, demek istiyorum. Ama öyle bir lezzet ki çocuk babayı severken aldığı lezzetten büyük. Baba çocuğunu sevmedeki lezzet de artık anlatılamaz. Çocukta zaten öyle bir şey olmaz. Çocuğa diyorum ki, kardeşim sen babayı sevmekten aldığın lezzetten daha fazladır baban sana kızarken aldığı lezzet. Cenab-ı Hakk'ın da bize yapmayın, etmeyin derken. Ona kız iş yapıyorum. Allah da kullarına daha şefiktir. Anneden daha şefkatlidir bebeklere ve insanlara Allah. Çünkü ananın şefkatini koyan o değil mi? Peki anam benim bu açlık elemimi çekmemi ister miydi? Annem benim yatakta kalkıp da uykumu kesmemi ister miydi? Anama o şefkati veren Allah, Allah daha şefkatlidir. O zaman istiyorsa bildiği vardır. Diyeceksin ki orucuna, madem sen istiyorsun ya Rabbi, bu doğrudur. Ve bu sefer Allah istiyor düşüncesi açlık elemi lezzeti inkılap eder. Nereden çıkarttım? İşaret Yücaz'da diyor ki, ibadetten gelen külfeti diyor, Allah'ın emrini yerine yapıyorum İtikadı galebe ettiğinden o ibadette yaparken aldığın eleme hiçe indirir. Allah istiyor bunu ya. Başka? Nasıl ki odunun içine dumanı, nuru, gözyaşlarının içine duygularını, hislerinin içine anneni, babanı, aşını, işini, sevgililerini, bakışlarının içine niyetlerini, hatıralarına, korkularını, şehvetini, gadabını, öfkeni koyduğun gibi. Bazı hatıralar var, korkuları hotlatır. Bazı hatıra resimler var, korkularını hotlatır. Bazı hatıralar var yani, hayal etmek, düşünmek. Korkularını, şehvetini, gadabını, öfkeni hortlatır. Sakladı, soktuğun gibi ahireti de senin içine, seni de dünyanın içine aynı ilim ve teknoloji ile iyileştirmiş ise
ahireti de sana böyle yerleştirmiş. Bir daha anlatayım, çok ilginçtir. Yok yok, çok hoşuma gittiği için bakıyorum. Gök gürültüsü de, yağmur şeyi. Elhamdülillah. Allah hamdolsun. Bak bir de okuyayım. Nasıl ki odunun içine dumanı, ne olur kıyas edin o malzemeleri. Odunun içerisine dumanı, nuru, hayal ediyor musunuz? Odunun içerisine dumanı ve nuru koymuş. Tamam. Gözyaşlarının içine de duygularını, gözyaşının içine duygular koymuyor musunuz? Gözyaşı mıdır? Katre katre olmuş duygulardır. Hislerin içine anneni, babanı, aşını, işini, sevgililerini nasıl koyuyorsun? Hislerin içine anneni, babanı, aşını, işini, sevgilini koyuyorsun. İyi dinle. Bakışlarının içerisine niyetlerini. Ulan niyeti hiç iyi değildi ya, öyle bir bakıyordu adam. Vallahi gözü engerik ilan gibi sokuyordu ya. Demiyor muyuz? Tamam. Hatıralarına korkularını, şehvetini, gadabını, öfkeni koyduğun gibi. Bu kadar misal verdi. Ahireti de senin için aynı böyle koymuş. Allah da böyle sende. Gözyaşların içinde duygular nasılsa ruhunda Allah öyledir. Hatıralarının içerisinde öfken, gadab, şehvet, korku, endişe, tasan nasılsa hatıralarda, ahiret de ruhuna öyledir. Yani Haşr Risalesi'ni okurken aldığım böyle tefekkürlerim, çok kısa bir zamanda çok mesafe alınsın diye yazdım kendime. Nasıl koymuş ahireti? Başka? Biberin içine lezzeti, sessiz sidilerin içerisine de sesin konması gibi. Sidi düşünün. Ses yok mu orada? Sessizin içinde ses nasıl olmuş? Hatta en büyük, en gürültü, en dehşetli ses neymiş biliyor musun? Bakayım, hiç denemiş misiniz hayatta? Korna çalması falan değil ha. En gürültülü ses, en çok insanı korkutan ses, sessizliktir. En yüksek ses, sessizliktir. Doğru sanırım, sessizlikten korkan çok insanlar var. O yüzden sırf televizyon açık bırakalım ya da ne bileyim. Evet, mesela şu gök gürültüsü var ya, gök gürültüsü. Kur'an'da Bakara suresinde bahsediyor. Hava siyahlaştı değil mi şimdi? Evet, Kur'an anlatıyor bunu. Fırtına var değil mi, esiyor. Vardı. Gök gürültüsü var değil mi? Allah diyor ki, münafık bunlardan ötleri patlar. O kadar, bu onların en büyük korkutucu alametiymiş. Duymamak için diyor Allah, parmaklarını, aynı meal bu. Parmaklarını kulağına sokarlar, gözlerini kapatırlar, gene endişe ederler, gözlerini böyle yaparlar diyor. Şunu da böyle kapatırlar, buraya da. Yani şey yapmamak için, o kadar dehşetlidir bu gök gürültüsü. Şaşırıyorsun değil mi? Niye şaşırıyorsun biliyor musun? Lezzet alıyorsun. Niçin biliyor musunuz? Münafık değilsiniz de ondan. Mesela bir tanesi dedi ki, Türkiye'de, Allah Allah, abi hiç tahmin etmem dedi ya. Hah, böyle olduğu için münafık oluyor insan. Tahmin ettiğin şey kafirdir, tahmin etmediğin kişi münafık olabilir. Hayret abi ya, o nasıl yapar ya? Abi hiç tahmin etmem. Hah, münafık böyle gizlidir. Ben o kadar münafığa odaklandım ki senelerden beri din adına. Ben münafığı 8 ayaklı, 5 kafalı biliyordum. Onun için münafığı hiç görmedim. Hep böyle bir insan modeli düşündüğüm için. Meğer münafık 2 ayaklıymış. Sonra gördüm. Bir kafası varmış, 2 gözü varmış. Ben değişik bir model beklediğim için öyle model de görmediğince münafık yok zannettim. Meğer Allah Resulü zamanındaki münafıklar şimdi de varmış. Var değil mi? İslamiyet'in içinde varmış. Ama hiç kimse yok. Biz bilmiyoruz. Yani değil mi? Başka? İyi yaslanın ama. Böyle bir misal geliyor ki. İyi yaslanın. Kurtlanmış etten çıkan kurt.
Bak, kurtlanmış etten çıkan kurt kadar. Bir daha okuyorum. Üç defa olsun. Kurtlanmış etten çıkan kurt kadar, odundan çıkan nur kadar ahiret dünyaya yakındır. Kurt neredeydi? Etin içinde değil. Nerede? Değildi. İçindeydi, değildi. Değildi, içindeydi, içindeydi, değildi. Kurt o eti neresindeydiyse, nur odunu neresindeydiyse, ahiret de dünyanın orasındadır. Bir başka misal vereyim. İstikbal diyor, hale uğrar, hal maziye dökülür. Değil mi? 440 mektubu attı. Bir daha söylüyorum. Dün de söylemiştin sana. Söyledim. Ben burada duruyor muyum bir yere? İstikbale doğru ben gitmiyorum. İstikbal bana geliyor, bana uğruyor, modelimi değiştiriyor, fiyakamı değiştiriyor, çekip gidiyor. Geliyor, gidiyor. Geliyor. Öyle değil. İstikbal hale uğrar, maziye dökülür. O zaman bir kimse nereye gidiyor ki? Hepsi o kadar ben merkezdeyim ki ben hiçbir yere gittim yok. Herkes bana geliyor. Anladınız mı? Ben Allah'a gitmiyorum. Allah bana zannetti zaten gelmiş. Allah'ın bana tecellisi, muamelesi, hidayet, onayladığım anda hidayet iman oluyor. Mesela güneş vurdu. Panjur kapalı. Güneş haşa, şems ezeli, ışık, hidayet, camı açıp da güneşin içine girmesine sebep olup da odam aydınlanırsa iman. Hidayet ile iman arasını anladık değil mi? Allah'ın bana muamelesi hidayet, tamam hidayet, onaylarsam iman, reddedersem küfür. Panjur kapalıysa küfürdür. Küfür örtmek demektir. Panjur açılmak değil. Çimçileyenin tohumuna ektiği gibi. Şimdi bak, ahiret dünyanın neresindedir? Kurtlanmış etin neresinde kurt var diyse, odunun neresinde duman ve nur var idiyse, cennet ve cehennem dünyanın orasındadır. O kurt var ya, peki, kart kurtlanıyor. O kart kurdu, karın neresindeydi? Suyun neresindeydi? İlk önce suydu. Sonra kar. Değil mi? Bak yağmur. Şimdi değil mi? Yağdırılıyor. Ondan sonra bağırlaştırılıyor, dağa atılıyor. Kar oluyor, kar yapılıyor. Senelerce kalıyor ve onun içinde kurt çıkıyor. Bu kurt neresindeydi bu sürecin? Etin neresi? Et kurtlanıyor. Kurt nereden çıktı? Etten. Neresindeydi? Soruyorum. İçinde değildi ama içindeydi. İçinde değildi ama içindeydi. Evet. Aferin be. Bunu demeni istiyordum. İçinde değildi. İçinde değildi ama içindeydi. İçindeki değildi. Bak içi öyle düştü. İçindeki değildi. Ama içindeydi. Ama içindeydi. Allah içimdeki gibi değil. İçimdekiler gibi değildir. Ama ben de. Sığmadım kainata. Beni seven müminin kalbindeyim. Kalbim içimde değil. Kalbimin içinde ben varım. Ters söylüyoruz. Mesela araba sürüyor. Ya adama bak ya arabayı nasıl götürüyor ha? Sana soruyorum. Araban sürüyor görüyorsunuz. Şoför mü arabayı sürüyor, araba şoförü mü sürüyor? Şoför. Ama şoför içinde. Biz kalbin içindeyiz. Kesafet olduğumuz için kalp bizim içimizde zannediyoruz. Biz mi düşüncelerimizi mi yönetiyoruz? Düşünceler bizi mi yönetiyor? Biz mi düşüncelere hakimiz? Düşünceler bize mi hakim? Düşünceler bize hakim değil mi bizim düşünce? Bizim düşünceler bize hakim. Ama düşüncelerimiz içimizde zannediyoruz. Ya düşüncelerimiz içimizde değil mi? Düşünceler bize nasıl hakim oluyor? İçimdeki şey dışıma nasıl hakim oluyor? Biz öyle zannediyoruz. İsmi zahir lügatta böyledir. İsmi batında hiç böyle değil. Kalp bizim içimizde değil, biz kalbin içindeyiz. Vel evvelu vel ahiru ve zahir vel batın. İmam Mevlana da öyle diyor. Fihi mafi.
İçim dışımda, dişim içimde diyor. Çekirdek. İçinde ağaç var. Sonra meyvenin içindeki çekirdekteyse, çekirdek ağacın içinde. Öldükten dirilmek kolaydır. Bak, öldükten sonra dirilmek kolaydır. Ölmeden, var olmadan dirilmek. Sileyim ben, şey yapmayayım, karışmayayım buraya, kalem karışmayayım. Bak, öldükten dirilmek kolaydır. Yani öldükten sonra dirilmek kolaydır. Nereye göre? Ölmeden, var olmadan. Böyle mesela... Ayet de var annesinde. Ayet mi var? Ayet de söylüyor dedi. Yani siz ayetin bağlı neydi? Bu manada mıydı? Bak şimdi. Öldükten sonra dirilmek, var olan bir şey diriltiliyor. Ölmeden bir şey diriltmek... Bir şey yoktan var etmek, var olmaktan daha kolay. Evet, doğru. Mesela bak, bu dirilecek. Kim dirilecek? Bu. Ama bu yokken bunu diriltmek zordur. Bunu diriltmek kolaydır. Bak, öldükten sonra dirilmek kolaydır. Olmadan yapmaya göre. Yokken bir şey diriltmek zordur. Yok yapıyorsun. Ama ötekisi var olanı diriltiyorsun. Yani bebeğin yaratılması zordur dedenin dirilmesinden. Dedenin zerreleri toprakta da dağılmış. Mezarda. Mezardakini diriltmek kolaydır. Bebeği yeniden icat etmekten. Çünkü bebek yoktu, yeniden yapacaksın. Dedeyse yeniden yapmıyorsun. Varlığı toplayacaksın. Benim en çok büyük zevklerimden bir tanesi yağmuru ağaçların sesiyle dinlemek. Şu. Yağmurun ağacın dilleriyle dinlemek. Yapraklar dildir. O yağmur taneleri de harftır. Onu dönüştürerek benim kullanma. Aslında yağmur böyle değil. Yaprağın sesi, yaprağın konuşmasıdır bu. Evet. Yaprağın yok, yağmur sesi değil bu. Yaprağın bana yansıtma şeklidir bu. Yaprak dildir. O dünya kafadır. O yağmur taneleri de harftır. Benle konuşuyor ağaç. Köyümü çocukluğumu hatırlıyorum. Senin planın vardı Koksafen'e gitmeye Hasan. Hasan. Ha abi, gideceğiz inşallah. Ya, neye gideceksin? Abi temizlik yapıyor şu anda. Sahili temizlik ediyor. Sahili temizliyor abi. Allah Allah. Sahil doluydu değil mi? O çok güzeldi aslında. Gidemezdim değil mi? He. Sıcak olduğu için değil mi? Şimdi temizlik oluyor abi. Güzel Allah Allah. Hiç böyle. Vallahi niyet etmiştim ya. Ben hiç onu düşünmedim. Denizde sahil doludur. Evet. Kış değil yazın abi, sıcak hava. Ha sıcak abi, millet gitmiş. Tam zamanı. Allah Allah. Gök'ün sesini duyunca, hava kararmaya başlayınca kalbi böyle geldi abi. Allah temizlik yapıyor gitmemiz için. Fesubhanallah. Allah ne güzel. En küçük arzumuzu da yerine getiriyor ya. Şimdi az önce Murat'la konuştuk. Nasıl yapacağız dedik. Şimdi hava hem serin hem sıcak. Bunlar yetik her şeyi çıkardılar. Dedik, öyle dedik. Ondan sonra yavaş yavaş kararmaya başladı. Allah ne hoş ya. Böyle Allah hadiselerle hissedince Allah çok lezzetli oluyor. Acayip şöyle gerçekten. Yani ben hiç onlara denizse sahili düşünememiştim. Denize gidip, çünkü ezan okuyorum ya orada. Sahile gidip mutlaka ben bu buralara gelince, ben her denize ve nehre gelince bir ezan okurum onlara. Hiç onu düşünmemiştim. Siz rezildir. Allah Allah. Devam. Hadi bakalım. Etkiledi beni. Cesedin ruhu olsa... Cesetten, ters söyledim.
cesetten ruhu alsan, tamam, hayal ediyor musunuz? Yani ders dinlerken ne yapın biliyor musun? Ne deniliyorsa hayal et. Cesetten ruhu alsan, ha, şuraya koydum. Cesetten ruhu aldım, koydum buraya. Çünkü bunun yeri burası idi diyebileceğin, oraya sıkıştırabileceğin hangi alem var zihninde? Ruhu buradan al. Tamam. Ruh bu elinde, tamam. Vallahi ruh, bu ruh, buraya hiç uygun değil. Buraya uygundur diyebileceğin, sıkıştırabileceğin hangi alem var? Arşa koyamazsın. Çünkü sığmaz, arş içine alamaz ruhu. İnsanın ruhu arştan büyüktür. Kürse koyamazsın. Lef-i mahfuza koyamazsın. Arş-ı azama da sığdıramazsın. Arşa da koyamazsın ruhu. Böyle ruha dünyalıkları koymaya çalışıyorsun sen. Sen böyle bir ruha dünyalıkların içine sokmaya çalışıyorsun. Peki sığar mı ruh dünyalıklara? Hayır. Peki zorluyorum. Sana cevabı sıkıntı ve türevleri olacaktır. Buhran, bunalım, panik atak bunlar işte. Panik atak kaynasın. İşte. Evet, gördün mü? Hocam bunlar ruh ortaya çıkarmıyor bunları değil mi? Mesela Buhran falan ruhtan dolayı insan yaşamıyor bunları. Tabii canım, hayır. Hayır. Şimdi mesela arabanın ibresi niye yukarı gösteriyor? Mazot bitti diye. Şimdi ruh gıdasını vermezsen sana nasıl hissettirecek kendi gıdasını? Mesela karnım aç. Nasıl anlarız? Elem var. Açlık elem var. Mesela dişim ağrı, dişimde bir arıza var. Nasıl anlarım? Ağrıdan dolayı. Peki ruh gıdasız nasıl anlarız? Sıkıntı. Ruh sıkıntı. Peki niye sıkılıyor? Çünkü uygun yere, hiç ona uymayan yere sokmaya çalışıyorsun ruhu. Bak mesela, ruhu ben cesetten aldım. Bu elimdeki ruhtur. Şimdi ben bu ruhu uygun bir yer bulayım. Arşa koyamazsınız. Çünkü arştan büyüktür ruh. Kürse koyamazsınız. Kürsten büyüktür ruh. Lef-i mahfuza koyamazsınız. Lef-i mahfuzdan büyüktür. Allah öyle diyor. Ruhumdan üfledim ruhunuzu diyor. Lef-i mahfuz için demiyor ki. Ayet-i kerimede diyor ki, ruhumdan üfledim ruhunuzu. Tamam. Peki, arş-ı azama koyamazsınız. Arş'ta arş-ı azam farklı. Ruhundan büyük. Peki, nereye koyacaksın? Hiçbir yere koyamazsın. Peki, böyle bir ruhu arşa, kürse sıkıştıramadığın ruhu gidiyorsun kadına, arabaya, paraya 15-10 dakikalık zevkin içine sıkıştırıyorsun. Girer mi? Girmez. Zorlayınca sana cevabın olacaktır? Sıkıntı ve türevleri olacak. Türevleri matematikte, onun çoğulları, detayları. Sıkıntı, panik, panik atak, depresyon, canım sıkılıyor, of. Hiç kanaatsızlık, hiçbir şeye doyum olmaz bu tipler. Ne verirsen ver, almayın. Bütün mağazayı ver. Doyumsuz ya, bir tatmin, karsız ya. Böyle tipler var ya. Tatmin edemezsiniz yani, hiçbir şeyle onu tatmin edemezsiniz. Yani ne verirsen ver ya, böyle mız mız. Çocuklar öyle şimdi. Ne alırsan al. Hayır, hayır, istemiyorum. Biz kiremit parçasıyla oynardık, taşla oynardık. Köyde de kimse de yoktu yani dağda. Kendi kendime oynardım. Şimdi buna araba veriyorsun, bisiklet veriyorsun. Evde her çeşit içine binilecek. Vallahi billahi ya böyle bir oyuncak ha. Ne oyuncağı? Oyuncağımız biz yapardık, taşla oynardık. Kiremit vardı, kiremit vardı da. Niçin kiremit diyorum? Siz bilmezsiniz. Kiremiti istediğimiz iş gibi şekillendiriyorduk. Gidiyorduk şeye, kayalara, Karadeniz kayana. Kiremiti sürerdim, sürterdim, silgi gibi şekillendirdim, araba yapardım. Ömrümde tek araba görmüştük. Aylarda, 2-3 ayda bir araba veya 2 ayda bir araba gelecek. Ne o? YS arabası. Çakıl dökmeye gelir. O dağ yollarına böyle 2-3 ayda bir seçime yakın mı artık bilmiyorum. Onun için çocuk bir YSE arabasını görmüştür. İnsan olarak YSE şoförünü görmüştür. Onun için sorarlardı bize. Hasan sen ne olacaksın büyüyünce büyüdüğü zaman 5-6 YSE şoförü olacağım.
Araba sürücü mü? Araba hastası. Kiremitle araba yapan, yesi arabası görünce herhalde ki araba jesi şoför olacak. Niye anlatıyorum bunu? Şimdi bakıyorsun böyle mızmız, geçimsiz, bağnaz, asabi, tatminkarsız, hayasız, saygısız, hiçbir şeyle memnun edemez bir hırçın çocuk. Nereden çıktı bu? Tipi tipten çıkmadı ki. Böyle bir ruhtan, böyle bir zeminde büyüttük. Ana babanın ruhu da böyleydi. Herhalde böyle ruh olacak. Böyle ruhtan bu çıkacak tabii. Telefonun çalsa, başka örnek. İyi dinle. Telefonun çalsa, Zeki çaldı telefonu, tahmin et. Benim numaramı çevirenden şüphe etmediğin gibi. Şimdi senin telefon çaldı. O sana birisi senin numarayı çevirdi. Hiç numaran da ya benim numarayı benim numara değildi diyebilir misin? Senin telefon çaldı aldı. Sen çaldığına göre senin numaranı çevirdi yani. Çevirmesine şüphen var mı? Yok. Senin numarayı çevirdi. Tamam? O alemlerin tesirinde olman da şüphesiz böyledir. Telefon çalıyor. Mesela beka alemi telefonu nasıl çalıyor bende? Beka istememle. Ebed aleminin telefonu bende nasıl çalıyor? Beni çevirmiş. Ben de ebed istekleriyle. İstiyorum, 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 istiyorum. Zildir bu. Demek ki birisi çalıyor. Telefon çalmıyor mu? Birisi beni arıyor ya. Kim arıyor? Senin telefonunu en azından seni bilendir veya sana denk getirmiştir. Rastlantı olarak böyle şey yapsa bile senin telefon, yani senin numara çevrilmiş. Şüphe yok. Senin telefonun çalmıyor. Artık benim telefonumu birisi çevirdi demek zorunda değil misin? Ha. Bende de sesler var. Beka istiyorum. Beka istiyorum. Evet istiyorum. Bir anda ilerlediyse bu bir zildir. Ruh telefondur. Bu istekler ruhtan çıkan sestir. Demek ki birisi çeviriyor benim ruhumu. Telefon ediyor ya. Tamam. Allah Celle Celaluhu zoru dünyada yapıyor. Ahirette hiçlikten değil, irade yapıyor ki bu kolaydır. Burada hiçlikten yaratılıyor. Ahirette her şey canlı ve nurludur. Cansız hiçbir şey yoktur. Soruyorum sana. Canlı maddeden canlı yapmak mı kolaydır? Cansızdan canlı yapmak mı kolaydır? Bir daha söylüyorum. Elinizde canlı malzemeler var. Canlı malzemelerden canlı bir şey yapmak mı daha kolaydır? Cansız maddelerden canlı yapmak mı daha kolaydır? Canlıdan canlı yapmak kolaydır. Ahirette bu yapılacak. Dünyada zordur. Dünya ahiretten zordur. Çünkü cansızdan canlı yapılıyor. Kör maddelerden göz yapılıyor. Ölü maddelerden diri yapılıyor. Sağır maddelerden kulak yapılıyor. Ruha hiç alakası olmayan maddelerden ruha uygun ceset yapılıyor. Yaşa göre sima. Ses tonu. Manaya göre ses. Ama ahirette ise malzeme toprak değil, su değil, hava değil. Nur ve nurani ve hayatlı ve ruhlu. Ahiretin malzemesi canlı ve ruhludur. Yapılacak malzemeyi ona göre düşünün. Peki, cansız maddelerden, hayatsız, ruhsuz maddelerden böyle bir hayat. Peki cennette malzeme canlı ve ruhludur. Canlı ve ruhlu malzeme çimentoda, demirde nasıl binalar olur hayal et. Cehalet örtüdür. Ademi vücuttur. İlim ise o örtüyü kaldırıyor. Demek ahiretin üstünü örten ademi olan cehalet örtüyor. Cehaletimiz ahireti örtmüş. Yoksa ahiret hemen burada. Cehalet. Hatta cahilini bilmek için ilim lazım. Cahilini ortadan kaldıran ilimdir. Ya bilmiyordum ben bunu.
Neyle bildin peki? İlimle. Bilmediğini ilimle biliyorsun. İlim cehalete muhtaç değil ama cehalet ilme muhtaç. Demek ki cehalet örtüdür. Ademdir. Adem nedir? Vücudun ifade edildiği zemindir. Demek ki dünyada ahireti göremeyişimizin sebebin cehaletimizdendir. Ama daha görmüyor. Yok mudur? Sağır, duymuyor. Yok mudur? Eli olmayan bir şey dokunamıyor. Burnu olmayan koklayamıyor. Yok mudur? Öyle insanlar var. Ahireti de gören imandır. İmanın seviyesidir. Sen memleketi özlemen. Memleketi özledin mi? Özledin mi? İşte, tabii. Bak, kaç sene oldu gitmeli? Bir sene oldu. Sen? 4 sene oldu. 4 sene oldu. Türkiye'ye gitti. Sen bir sene. Bir sene olmadı ama bir sene oldu. Oluyor. 4 sene en fazla bu mesela. Sen memleketi özlemen, niçin özledin biliyor musun? Alman özlüyor mu Adana'yı? Senin köyünü? Babaannenin o çeşmeyi vesaire. Alman özler mi? Özleme ihtimali var mı? Sıfır. Niçin özlemez biliyor musun? İyi dinle. Sen memleketi özlemen oradan geldiğin için. Aynen öyle de bekayı ve ebedi istemen ve bekayı özlemen, cenneti özlemen oradan geldiğin içindir. Cenneti özlüyoruz. Bir anda her yerde al suyu akıtılıyor konuşulunca. Ya şöyledir. Bir anda her yerde şöyleydi ya falan öyle. Ki o da değil değil mi Hasan abi? Değil tabii. Yani konuşulamaz çünkü. Hayal edilemez, konuşulamaz, işitilemez. İnsan ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne kalbi beşer otur etmiş. Etmişse bir şeyler o çöplüktür. Demek ki sen köyünü özlüyorsan oradan geldiğindendir. Ahireti, ebed alemlerini... Bir anda her yerde olmayı, sonsuzluğu, dertsiz alemi, her isteğinin, herkesin, her dostlarının orada mutlu yaşadığı bir alemi özlemen, oradan geldiğini gösteriyor. Evet. Ahireti de özlüyor muyuz o sana biz? İşte bu dediğim ahiret işte bunlar. Yok mesela ahiretin içinde olan bekayı işte. İşte ahiret dediğimiz o. İçim içi değil. Yani o mekanı özlemiyoruz ama değil mi? Mekan denen bir şey yok ki zaten. Dediğimiz şey oldu işte. Yani onun için zaten akıl almıyor. Yani mesela odunun içi diyemezsin. Odun içinde nur yok. Odun ayrı, nur ayrı. Ahiretin, cennetin içi. Öyle konuşacağız da yani konuşunca öyle vaaz ederken öyle konuşacağız. Ama içi, dişi hepsi aynı şey işte. Zaten hayal ettiğin şey değildir ya. Mekan hayal ediyorsan demek ki öyle bir mekan yok. Ne bak, ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne kalbi beşeri hutur etmiş. Hatırına gelmemiş. Sen bir mekan hatırına gelmiyor mu cennet deyince? İşte öyle değil. Yani. Değil, o değil. Öyle değil. Mekanın içine bir şey koyuyoruz değil mi? Mekan ayrı, içindekiler. Orada öyle değil işte. Onun için akıl almıyor. Yani dünyada veya işte bazı düşünün Einstein'a göre mekanda zamanı aramış. Benim mantığıma göre mekan zamanın içinde. Ben mekanı zaman içinde arıyorum. Peki, ne kadar oldu? 50 dakika olmuş. Bu kadar yeter. Ahiret olmuş olur. Ve ahir davahım enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temassalavat.